Ebru. Selam. Ben Kıvırcık Hemşire. Ben de Kıvırcık Hemşire'nin eşi. Nasılsınız? Biz geldik. İyi misiniz? size bir durumu sanırım. Masamız gidiyor. Masamız tekerlek. biz size bir mukbang ya da makbang videosu şeyisi vermiştik, sözü vermiştik. Popeyes'ten sipariş vermiştik o gün. Hı. Ve Popeyes bizi 2 saat bekletti. Asla hamburgerlerimiz gelmedi. En 12'ye kadar aç kaldık. Saat 10'u 5 geçe iptal ettiler siparişini. Saat 8'e 10'a kadar beklemiştik. Ve o yüzden video çekememiştik. Ben hatta soru cevap baloncuğu açmıştım. Ben de onları esir aldım. Ve dedim ki açtığıma kendi ellerimle hamburger hazırlayayım. Aynen. Popeyes'ten kat kat güzel. Patates kızartayım. Aynen. Çok köfteci, daha büyük. Full köftesi var içinde. Çok efsane, tavsiye ederiz. Doyurucu oluyor yani. Aşırı güzel. İçine ne yaptım biliyor musunuz? Mantarları böyle soteledim, tereyağında kavurdum. Ondan sonra içine mantar. göbek marul. Ne peyniriydi? Çedar. Çedar peyniri. Aynen. Allah'ım ruhum fakir. Çedar peyniri. Turuncu peynir. Ranch sos, burger sos, turşu var. Bunlar var. Var. Bayağı çok var. Güzel. Biz dedik işte böyle makbank yapalım biz de. Bir tane de bir kavanoz. Makbank mı? Etiketli bardağında. Az önce TikTok'taki karılarla kavga ettim. Bunu gören kriz geçiriyor ya. Aynen, bunu gören kriz geçiriyor arkadaşlar. Bu biz neden, anlamıyoruz yani, anlamsız neden geliyor. Diyorum ya, bu etiket size ne zarar var? Telle onu çıkart diyorlar. Ama ben bu etiketi çıkartacak kadar hayatı sevmiyorum. Telle çıkartacak kadar bu hayatı fön sevmiyorum. Fön makinesi tut diyorlar. Ben başıma fön makinesi tutuyorum. Fön makinesi tut diyorlar. Bu hayatı etiketli bardağı fön makinesi tutup çıkartacak kadar sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden gerek yok, beni çok rahatsız etmiyor açıkçası şurada duran şey. Çok da önemli değil hayatımızda. Ne başlayalım? Allah başka dert vermesin diyorum ve makbank videomuza aşırı kültürel bir şey. Şey yapıyorlar ya, geçiyoruz. Geçiyoruz. Allah'ım. Yani, tırnağımı şahane geçiriyorum arkadaşlar. Hayır, bir, iki, üç. Geçtik. Efekt. Şimdi buraya hiçbir şey koyamayacağız. Hiçbir şey bilmiyorum. Geçtik biz oraya, tamam mı? Şimdi. Efekt varmış gibi yapalım. Durun, ben bir önce hamburgerimi yiyeceğim. Evet. Bir soru okumadan hepsini yiyeceğiz. Ondan sonra cevaplarız. Yok açız çünkü. Abicem şey versin de. Abi benim. Karnımız çok aç bu arada. Artık açtınız. Gerçekten açız yani. Bu arada bugün. Çünkü bugün araba bakmaya gittik. Güzel bir gün, evet. Aynen, sen anlatabilirsin. Ben şurada soruyu bulayım. Evet. Araba bakmaya gittik. İzmir'de. Gazi Emir'e, otopazarına, bilenler bilir, daha doğrusu galerilere. Ve çok tatlı, güzel bir araba bulduk. Haftalardır uğraşıyoruz bu arada. Babam bizimle uğraşıyor. Sağ olsun adamcağız. Olur da izlerse buradan onu da selam yolluyorum ama izlemeyi de bilir. İşte güzel bir tatlı bir araba bulduk ya, mavi. Markasını söylemeyelim, ne olur ne olmaz. Onunla uğraştık, çok yorgunuz o yüzden. Güzel bir gün ama aynı zamanda da yorgun bir gün. Değil mi aşkım? Durun, soruyu bulamadım. Evet. Aynen aşkım, soruyu bulamadım. Yani ben yiyeyim o zaman. Mukbang bitti, bu kadar. Durun. Genel bir soru vardı, onu şey yapacaktım ama bulamadım. Evet arkadaşlar, mukbang videomuzun burada sonuna gelmiş evet. Oluyoruz. Bu kadardı. Teşekkür ederim. Hiçbir sorular bulamadı. Boşuna açmışız yani. Tabii. Şimdi şöyle arkadaşlar. Nasıl tanıştınız diye herkesin sorduğu bir video var. Bu... Ama bunu yaparsa 1,5 saat ver. Azıcık, kısa tamam. Olarak cevaplayalım yani. Tamam. Nasıl tanıştık size sürekli sorulan bir video var. Üniversite nasıl tanıştık, sen anlat. Nasıl tanıştık? Evet, fark ettim onu. Benim aç bırak burada. Üniversitede tanıştık. Konuşamıyorum, ağzına patates var çünkü patates kırmızı. Üniversitede tanıştık. Sınıf arkadaşıydık. İlk başta arkadaştık, hatta kankaydık. 5-6 ay kadar arkadaş kaldıktan sonra odaklanamıyorum dikkatimden. Çok tatlısın. 5-6 ay sonra arkadaş kaldıktan sonra sevgili olduk ama yani çok detaylı bir hikaye aslında ya. Bunun için ayrı bir video çekmemiz lazım bence. Değil mi bebeğim? Kısacası üniversitede sınıf arkadaşıydık, üniversitede tanıştık. Böyle. Geçiyoruz. O zaman ben de bir ısırık alayım. Hadi sen ısır, ama ben başlarsam bir şey yapmam, hiçbir şey yapmam. Kıtlıktan çıkmışım sanki. Şimdi 40 derecenin altındaydık bütün gün. Ölümüne. İzmir çok sıcak ya. Şimdi. Başka. İkinci soru. Eşinle kankayken ilk kim birbirini sevdiğini söyledi, nasıl gelişti? Ben söyledim.
Daha doğrusu ben söyleyemedim. Ortak arkadaşımız söyledi. Aynen. Oturuyorduk böyle. Ama hepsine ben cevap vermiyorum. Söylediler ki kocan çok konuşuyor, çok itici. Ben konuşuyorum. Ben yemek yiyeceğim. Ben mukbang yapıyorum arkadaşlar. Eşim karnını doyuyor. şimdi soruyu unuttum. İlk kim söyledi? Ben. Tam şekerim düşük. Tamam ben. Tamam sen cevapla. Şimdi şekerim düşük. Şimdi şöyle tamam sen şekerim düşük. Şekerim düşersin biraz. Aa üstüme dökmüş. Üstüme dokuldu. Ciddi kullananlar şu an arıyorlar. Söylemeyeyim. Ya da hiç bilmiyorlar artık. Esprisi geçti. Çok iticisiniz. Şimdi şöyle. İlk Şahin söyleyemedi çünkü bizim şu an konuşmadığımız ortak arkadaşımız vardı. Kafede oturmuştuk. İsim vermeyelim. İsim vermeyelim. Normal. Telif hakkı atmasın. Video telif görmüş. Benim hikayem atmasın. Paramı verdim. O birden otururken kafede bence Şahin Fatma Nur'a aşık dedi. Ben tabii şok oldum. Şahin de bunu doğruladı. Ben şok oldum. Bayağı bir şok olmuştum yani. Çok şok olmuştum yani. Ve sonra zaten direkt aşık da olduk. Ama zaten şöyle zaten ben söylemeyi planlıyordum oraya gelene kadar. Aynen. Tabii olay böyle olmadı hani biraz. Olay tabii böyle olmadı. Ben şimdi şey anlatmamak için yani spoiler vermemek için söylüyorum. Çünkü spoiler. Biz Şahin'le spoiler. Spoiler veriyoruz. Mukbek de spoiler. Yani tanışma videomuzu çünkü bambaşka apayrı bir hikaye. Çok uzun bir de ya. Dün canlı yayını anlattın sen. Dün canlı yayını anlattım saat 3'e kadar anlattım. Gece boyu dedikodu yaptılar balkonda. Aynen. İşte o yüzden onu ayrı apayrı anlatmak istiyoruz. Yani anlayacağız üniversitede tanıştık. Önce kankaydık. Sonra aşık olduk sonra da evlendik. Aynen öyle. Bu kadar. İşte Şahin açıldı yani. İlk Şahin bana aşık olduğunu söyledi. Evet ben açılmaya çalıştım daha doğrusu. Utandım falan. Sonra Fatma Nur'un benden nefret edeceğini düşündüm. Çünkü arkadaşı gözüyle baktığını düşünüyordum. Ondan sonra... Ben bundan nasıl nefret edeyim? Yerim seni kuzum benim. Çok tatlı. İşte o yüzden şey oldum yani. Bir kötü oldum o an ama sonra baktım ki onun da bana karşı hisleri varmış. Boş değilmiş falan. Böyle gerçek gibi değildi. Hani böyle hayal gibi bir gündü. Ama evet, gerçekti evet. Ve de çok güzeldi. Gerçekten ben de çünkü Şahin'in bana aşık olabileceği ihtimal hiç aklımın ucundan, kenarından, köşesinden hiçbir şekilde geçmemişti. Öyle çünkü biz gerçekten yakın arkadaşız diye Şahin beni çok seviyor zannediyordu. Şahin bana gerçekten aşık olmuş. Hiçbir şekilde anlamamıştım. Hiçbir şekilde. Aynen. Kafa kırık. Çocuk benim kafamdan öpüyor, öpüyor. Hiç arkadaşının kafasını öper mi? Saçlarımdan öpüyor beni. Diyor kanka ben seni çok seviyorum. Ben az değmişim ama. Ya. Sen az değmişim ama. Aynen baba. Yürüyordum sen ince ince. Ben de az değmişim. Niye geldin onun kafasını öptürüyor? Bilmiyorum sen de demek ki bana karşı sen de bana inceden yürüyormuşsun. Boş değil misin? Valla gerçekten kafamdan öpüyordu böyle. Kanka diyor sen çok tatlısın falan diyordu bana böyle. İşte bu yüzden sonra herkes kankasını bir gözden geçirecek. Tekrar değerlendirecek. Bence kız de. Kız erkek. İşte yeğeyi bu arada. Rahatsız evet. Olma. Evet. Kendini dinlemiş gibi. Şimdi durun. Üçüncü soru yok yeğeyim. Bakalım. Çok aşık. Herkesin canı çektik. Şey olarak saçma sapan söylemişler. Sürekli kilo konumu sormuş arkadaşlar. Niye benim kilolarım başkalarının dert oluyor? Bu da çok uzun bir konu ya. Sürekli kilo kaç kilosun? Kilolu olmaktan memnun musun? Değişik sorular. Şeker sorusu. Yarışlı olarak değil, meraktan soruyorum. Zayıflamayı düşünüyor musunuz? Hakaret ediyorlar, eşli yaptığınız halde. Demişler. Ve lütfen yanlış anlamayın. Asla yanlış anlamam kanka. Saçmalama. Ben seni niye yanlış anlayayım? Bana istediğin hakaret yapabilirsin. Böyle X yani söyleyeyim. Klasik sonuna bu eklenir. Ben yanlış anlama. Böyle, o kadar en nefret ettiğim cümle girişiyle diye sorsanız yanlış anlama ama. Hani. En sevdiğim yani yanlış soru. Yanlış anlama hastalığın yok mu çok soruyorsun. Öyle soruları direkt siliyorum ben. Instagram'da çok soru alıyorum böyle. Direkt siliyorum haberiniz olsun. Ben bir şey diyeyim mi? Bunun için de Minoş gerçekten çok ayrı bir video çekmemiz lazım. Aynen. Zaten çok çekeceğiz yani. Biz sadece şu an Şahin gerçekten aynen. Yoğun çalıştığı için ve hani hem TikTok hem Instagram falan vakit ayırdığımız için YouTube'a çok öyle bu toplum veremedik. Baskısı, zorbalık, siber yani. Zorbalık, hakaret yani eşime yapılanlar gerçekten bunun için çok ayrı bir video çekeriz. Büyük ihtimalle muhtemelen o da bir saat falan sürer zaten. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var. İnanılmaz bir kötü bir şey var yani. Kötü bir davranış, bir tutum var. Aynen. Yani. Maalesef ki. Şişkolar sevmiyor arkadaşlar. Aynen yani. Şimdi mesela bak bir tane bir aldığım SS'de bile 4-5 tane kilo ile ilgili soru var. Mesela lütfen yanlış anlamayın kilo konusunda. Kilo dışında soracak bir şey bulamıyorum yani. Meraktan soruyorum. Kilo vermeyi düşünüyor musun? Bu zorunlu bir şey değil. Tabii ki de böyle güzelsin yazmışlar. Kaç kilosunuz? Kaç bedensiniz yazmışlar. Ben bu kilo sorusuna şöyle genel olarak cevap verelim. Zaten ben çocukluğumdan beri gerçekten kilolu bir çocuktum yani. Çocukluğum, ergenliğim falan, üniversite falan.
2 yıl geçti ve 25 yaşındayım. 20 yaşından beri diyet yapıyorum. Yani gerçekten. Doğduğundan beri diyet yapıyorsun. Aynen. Resmen doğduğumdan beri diyet yapıyorum. Bu hayat bana hiç adil davranmadı. O yüzden çocukluğumdan beri zaten diyet yapıp kilo vermekle uğraşan ve sürekli kilo alıp kilo veren bir insana hiç diyet yapmayı düşündün mü diye saçma sapan bir sorunun gelmesi çok saçma. İnsanlar, bazı insanlar diyeyim daha hani genelleme yapmayayım. Kendilerini başkalarının hayatına karışma etkisini çok fazla görüyorlar kendilerinde. Yani aslında sokakta görse mesela hani soramayacağı şeyleri maalesef internet ortamında YouTube olsun, TikTok olsun, Instagram olsun fark etmez. Haddi olmayan şeylere, özel konular olsun, ne bileyim başkasının kilosu olsun, özel hayatı olsun, zayıf olsun, saçı açık olsun, kapalı olsun böyle absürt şeyler sorma yetkilerini kendilerinde buluyorlar. Çünkü biz ekranını açtığımız zaman yani bunu yaptığımız zaman, bunu yüklediğimiz zaman çünkü oraya maalesef bunlar kim olursa olsun, ne olursa olsun kendisi mesela ücra bir köşede tek başına yemek normal dışarıda yemek yiyen bir insan bile oraya gelip bana ya hayatta hiçbir vasfı başarısı olmayan insan da öküz, ayı, çok çirkiz, iğrenç, inek gibisin falan diyorlar yani, mesela. Ben bunun açıkçası toplumsal bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani hani altında çok fazla sebep yatıyor. Hani yani psikolojik olsun, şey olsun. Yani çok büyük bir toplumsal sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ben insanların dış görünüşünden dolayı yargılayanlar, hakaret edenler, yani toplumun kanayan yarası bence. Yani cidden toplumun kanayan yarası yani. Ya çok aşağıdalar onlar benim gözümde. Yani hani oha, üstüme dikey etmişim ellerimi. Daha fazla da konuşurum ama hani gerek yok. Hani bunun için dediğim gibi ayrı bir video çekeriz. Şimdi şöyle bir şey. Daha önce yani lisede falan da gerek yoluydum. Belli zamanlarda kilo verip aldım. Sürekli diyet yapıp veriyordum ve geri alıyordum. En son artık üniversitede bayağı kilo almıştım üniversite başlarken. Üniversitede 104'e kadar da almıştım. Sonra bir böyle gerçekten azmedip kilo vermeye başladım. Ve 30 kilo verdim. Şimdi eşim bunu yapmak istedi. Yani böyle bir video çekmek istedi. Yemek yiyerek bir video çekiyor şu an. Bu yüzden altına gelecek olan değişik teyzelere vesaire. Yani baştan ben cevap vereyim. Sizi kale almıyoruz. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz. İstediğiniz yorumu da yapabilirsiniz. Yani sizi görmüyoruz. Bizim için yoksunuz. Söylediklerinizin hayatımızda hiçbir hükmü yok. Ve hakaret etmeye çalışanlar için özellikle söylemek istiyorum. Sokaktaki bir karınca benim için sizden çok daha değerli. Yani bir karınca kadar değeriniz ve öneminiz yok benim gözümde. Hiç kusura bakmayın. Fikirlerinizi de kendinize saklayın. Tavsiyelerinizi de kendinize saklayın. Başaramıyorsunuz, beceremiyorsunuz. Bileceğim yine yapacaksınız ama önerilerinizi de kendinize saklayın. Gerçekten hiç ihtiyacımız yok. Herkesin aklı kendine yeter. Ki benim eşim zaten yeteri kadar, yani hepinizden hatta böyle insanların çoğundan zeki bir kadın. O yüzden hiç gerek yok yani böyle şeyleri yapmayın. Kendinizi boşuna yormayın. Aynen. Yoracaksanız daha da bunun üstüne siz bilirsiniz. Diyecek bir şey yok yani. Aynen. İşte ondan sonra devam ediyorum. İşte üniversitede gerçekten 30 kilo vermiştim ve 105 kilodan 75 kiloya düşmüştüm. Ve çok bunu sporla verdiğim için gerçekten aslında 60'lı kilolarda gözüküyordum ve aşırı derece zayıflamıştım. Artık insanlar bana baktığında oha sana ne olmuş böyle, resmen seni tanıyamıyoruz, çok küçülmüşsün, minci kalmışsın diyorlardı. Belli bir süre bu kilom falan diyet ve spor yaparak korudum. Ama sonra gerek yurtta kalmak işte, gerek aileden uzaklık işte, düzensiz yaşam. Sağlık sözünü kesiyorum aşkım, özür dilerim. Sağlık problemi yok bu arada. Şükür yani. Onu da çok sorun oluyor. Hasta hani mısın, ölüyor musun, hiçbir tanım, öldün falan yok. Böyle şeyler diyenler oluyor. Şükür, Rabbime. Çok şükür. Gelip bana şey diyorlar, sen şeker hastası değil misin ya? Sen çok şişkosun, nasıl şeker hastası değilsin falan ya, diyorlar. Bunu bile diyorlar, düşünün yani. Allah'ın bileceği işleri kendileri karar veren ve verdiğini zanneden tipler var. Var aynen. Maalesef, var böyle insanlar aramızda yaşıyor arkadaşlar. İşte, yani sonra düzensiz yaşam, işte sporu bıraktım, tekrar yemeye başlayınca falan filan yani kilo almaya başladım. 90'a çıktım işte, 85'e çıktım, 85, 90 falan filan derken sonra tekrar 100'ün üstüne geri çıktım. Ama hep çok tatlısın. Sonra her zaman çok güzeldin. Hala öyle. Sonra işte Şahin'in ama gerçekten yani kilo almamda Şahin'in çok büyük bir maalesef ki kötü bir etkisi var. Çünkü biz Şahin'le çok az yemek yemeyi seviyoruz. Ve Şahin bana yemek yedirmeyi gerçekten çok seviyor. Gerçekten çünkü çok seviyor. Çünkü sen aç kalınca üzülüyorum. Çok tatlı yiyorsun. Evet, aslında ben senden çok yiyorum yani. Evet, aslında Şahin benden gerçekten çok yiyor. Ben mesela oturuyoruz. Ben atıyorum bu ikisini bitiriyorum. Sen yiyip bitiremiyorsun mesela. Aynen ama ben kilo alıyorum yani. Bazen her şey yemekten kaynaklanıyor. Yapı olarak da gerçekten vücudum kilo almaya çok elverişli.
İşte sonra kilo aldım falan filan derken tekrar diyete başladım. Birazcık daha verdim. Sonra birazcık daha aldım. Zaten şahane diyet, bak gerçekten mümkün değil. Çünkü biz öğrenciyken sürekli bir yerlere gidip işte Manisa'da şey vardır. Biz üniversiteyi Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde okuduk. Magnezya var işte. Sürekli okul çıkışında oraya gidip hamburger yerdik. İşte paramız az olmasına rağmen öğrencilik sonuçta yani. İşte ucuz menülerden alırdık böyle. Paramızı birleştirip pizza aldık falan filan. Eğlenirdik kısacası yani. Eğlenirdik yani. O yüzden hani hiç kiloma dikkat edemedim. O zaman uygundu tabii. Papayası olsun. Aynen. Sonra işte okulu, üniversite falan filan bitti. Ben o sıralarda işte gene kilo aldım. Çünkü Şahin'le birlikte sürekli her gün yemek yiyorduk. Dışarıdayız. Eve gidince, atamam falan yapılmayınca yani. Eve gidince evde artık Şahin'i göremediğim için hani böyle eski hayatıma geri döndüm. Yani tamamen artık kendimi yemek yiyerek, yani ya tamamen hani yemek yiyordum, hiçbir şekilde dikkat etmiyordum yani. Hani işte atıyorum canım ne zaman ne yemek isterse onu yiyordum ve hiç acıkmadan yemek yiyordum. Böyle böyle derken hani şu anki kiloma ulaştım. Aslında bu sadece seni ilgilendiren bir şey. Yani bu da bana sadece beni ilgilendiren bir şey yani. Çünkü yani kimseye bunun için de açıklama yapmak zorunda değiliz. Bu kilo olan insan benim. Yemeğimi kendim yapıyorum, kendim yiyorum. Kimsenin cebinden çalıp çarpıp yemiyorum. Seni yıllardır seven bir eşim var. Aynen öyle yani. Sonra da işte böyle kilo aldım ve böyleyim yani. Bunun için bana hakaret etmelerine hiç gerek yok. Çünkü hiç kimseyle alakalı bir problem değil. Sadece ben ve benim midemle alakalı bir şey yani. Aşkım sıkıntı problem şurada. Sadece sana yapmıyorlar. Mesela bizden yaşça çok küçük çocuklara yesen aç kaldın. Mesela yaşça çok küçük çocuklara, gerçekten küçük çocuklara veya psikolojisi daha hassas insanlara çok fazla yapılıyor bu. Ve bu yapıldığı için de insanlar bunu kaldıramıyor. Ciddi anlamda insanların psikolojisi bozuluyor. Yani sokağa çıkamayan mı ararsınız, hiç kimsenin onu sevmeyeceğini düşünen mi ararsınız? Eminim bu videonun altına da gelecektir böyle yorumlar. Çünkü sürekli karşılaşıyoruz. Abla işte bana ilham veriyorsun, işte senin özgüvenin hayranlığını sizi görüyorum. İyi yorumlar mı? İyi yorumlar, hani iyi yorumlar. Kötü yorumlar zaten az önce bahsettim. Onlar zaten klasik, fiksi yazarlar. İstekleri kadar yazsınlar. Yani iyi anlamda da mesela insanlar bize örnek alıyor veya ne bileyim hani ilham aldığını söyleyen çok insan oluyor. Çünkü insanların ciddi anlamda bu toplum baskısı yüzünden psikolojisi bozulmuş durumda. Hani bunu mesela Esin benim tombiş olduğu için mesela ben onu çok seviyorum. Bilmiyorum belki tombiş olması bu kadar çok sever miydi hani ilk başta gördüğümde. O da bir muamma ama mesela çok zayıf olduğu için de bu zorbalığa ve hakaretlere uğrayan çok fazla insan var. Boyu kısa olduğu için de var, ne bileyim burnu biraz büyük olduğu için de uğrayan var. İnsanların bu durumdan özellikle gençlerin, küçük yaştaki çocukların yani ergenlik yaşındaki insanların psikolojisi alt üst olmuş durumda. Bunu nereden anlıyoruz? Bize gelen yorumlardan, mesajlardan çok rahat görüyoruz yani. O yüzden buradan da onlar kendilerini hiçbir şekilde üzmemeleri gerektiğini ve kimseye kesinlikle kafaya takmamaları gerektiğini söylüyorum. Hayatın ne olursa olsun sadece size ait olduğunu, bu hayatı sadece siz yaşıyorsunuz ve yüzünü bile görmediğimiz insanların, adını bile bilmediğimiz insanların sosyal sizin hayatınızda bizimle yorum yapma şeyini ve yorum yapsalar bile sırf onlar öyle dedi diye kendinizi eziyet etmeyi lütfen bırakın. Gerçekten. Hayat sadece bir kere. Bu Fatma Nur Bal, Orakçı Gölü. Ben de Şahin Orakçı. 2021'in Haziran ayının 18'ine bir defa gelecek. Başka bir daha gelme lüksü yok. Hayat her zaman kendime şunu söylüyorum. Yaşadığımız saniyeler geri gelmeyen arkadaşlar. Sen Haziran ayı, 2020 Haziran ayına bir daha gelmeyeceksin. Sen düğününü bir daha gelmeyeceksin. İşte atıyorum sen mesela evlendikten sonra evine ilk geldiğin günü bir daha yaşamayacaksın. Yani her mesela gün kendine biz bugün özel. Araba aldık, özel bir gündü. Biz bugüne istesek de 5 yıl sonra geri gelemeyeceğiz. Biz ilk eşyalarımızı aldık. İstesek de o günlere geri gidemeyeceğiz. Yani bir kere, her şeyi bir kere yaşıyoruz yani hani. Aynen. Evlilik bazında tabii ki de o yani olabilir farklı farklı. Bak sağlık sorunları kesinlikle hani Allah korusun sağlık sorunları olmasın. Aynen. Ama yani mesela hani dış görünüş olarak, görüntü olarak. Aynen. İnsanların hakaretlerine maruz kalıp da kesinlikle kendinizi üzmeyin yani. Aynen öyle yani bu şimdi kilo şeyine tabii biz girersek çıkamayız çünkü. Aynen. Bu çok ama çok uzun bir şey. Yani bir saat konuşuruz. Belki de 2-3 saat konuşuruz aynen. Yani. Ayrı bir video çekeriz yani. Bunu şu anda burada kapatayım. Yani genel olarak insanların bana sürekli kilo probleminden falan filan bahsetmesi aşırı derece rahatsızız. Çünkü insanlara ne oluyorsa ben yemek yiyince vazgeçmiyorlar ve herkes eleştiriyor. Vazgeçmiyorlar. Özellikle de beni eleştirenler kel göbekli hanzo dayılar oluyor. Veya daha kilolu, yaşça büyük. Ya da benden daha kilolu, yaşça büyük hemcinslerim oluyor biliyor musunuz? Annem yaşında kadınlar bana şey diyorlar. O kocan sana nasıl baktı? Buna niye, bunun yanına nasıl yakıştırdın falan tarzı çok mesela ağır hakaretler kadın ediyorlar. 45 yaş üstü iki tane çocuğu var kucağında profil resminde. Bu kocan seni aldatır diyor gelip
mesaj atıyor aynen. mesela. Yani böyle iğrenç bir zorbalığa maruz kalıyorum. Aslında Müge Anlı, Esra Erol, yani bu programlar niye dolu şaşırmamak lazım. Böyle insanlar yüzünden maalesef. Şimdi... Neyse konuyu kapatalım şimdi. Aynen. Sinirleniyorum, hamburgerimi yiyemedim, patateslerim kaldı. Çok sinirleniyorum. Soruyorum, seni çok seviyorum demiş bir sürü kesim. Ben de sizi çok ama çok seviyorum. Canım sular, bacım sular, sizleri öpüyorum. Şimdi şey demişler, saçlarınız perma mı ve saçlarınızı ne kullanıyorsunuz? Bu da çok sorulduğu için bu soruyu da hani almak istedim yani. Şey diyorsun, buna ben cevap vermek istiyorum. Şöyle ki... Eski yaptım Gülsey. Komik değildi. Tamam. Burayı keseriz. Şimdi kesmeyiz. Tamam. Uğraşamam onu. Çok zor, bilmiyorum öyle şeyler. Video 45 dakika. Ha, kesmeyi biliyorum da sonra birleşmesi falan yani zor, uzun sürüyor. Benim saçlarım doğal. Çok doğal hem de. Yani, maalesef ki bazılarınız perm olduğunu düşünerek kendini kandırıyor ama saçlarım doğal. Maşallah. Saçlarımı ne kullanıyorum? Ben aslında bunu TikTok'ta video olarak uzun bir video çekmiştim zaten. Şampuanımdan saç kremimi yağıma kadar. Ama maalesef ki insanlar armut piş, armut düş istedikleri için sürekli bana soru var. Asla videolarıma bakın dediğim her yere bakmıyorlar. Sormaya devam edecekler. Ben duşta yeşil marka şampuan var. Onu kullanıyorum. Duştan çıktıktan sonra saçların uçlarına Urban Care'in şeyi var, böyle ısıl işlem görmüş saçlar için, hani saçları nemlendirme amaçlı kremi var. Onu sürüyorum. Sonra tarıyorum. Ondan sonra KKM marketten aldığı, Instagram'da var, kıvırcık saç kremim var. Kıvırcık saç metoduna uygun. Canto ismi. Canto adında bir tane nemlendirici, bukta belirginleştirici kremim var. Onu sürüyorum. Elimle böyle şekil veriyorum. Sonra bırakıyorum kendi haline. Böyle oluyor. Yani bu kadar. Şimdi başka soruya geçeyim. Sorudan her biri neredeyse bir video. Aynen. Şey konusu. Cidden. Aynen. Cevaplamak çok zor yani. Çok uzun sürüyor. Bak mesela şey demiş biri. Benim gibi yiyerek bir kilo aldınız yoksa başka bir rahatsızlığınız mı var? Canım İnsan istedim. Niye başkasının rahatsızlığını şey yapar ki? Merak eder ki. Rahatsızlığım olsa desem söyleyecek insanlar tanıyor. Söylersin büyük ihtimalle ben hastayım falan diye yani. Aynen. Soruların %80 kilo ile alakalı olduğuna yemin ederim ama ispatlayamam. Bir şey demiş. Bağ gibisin, aranızda güven problemi yaşıyor musunuz? Hayır. Hayır. Güven eşim ki. Çünkü birbirimize güveniyoruz. Güvenmezsem neden eşim olsun o insan? Ben şahane %99 güveniyorum. Ben sonsuz güveniyorum. Ben şahane %99 güveniyorum. %1 güvenmiyorum. Çünkü o %1'lik bir ihtimal hayatımızın her alanında, her alanında bize sırtımızdan vurabilecek bir ihtimal. O zaman bu senin için de geçer bir şey. Tabi. Böyle diye kendimi de... Hayır, yani sonuçta insanoğlu çiğ topun ağzına koymuş oldu. Çiğ süt emmiş diye bir şey var, tamam mı? Şaka. Her an her şey başımıza gelebilir. Ben bu yönden diyorum hani. Her an her şey başımıza gelebilir. Büyük konuşmayalım hani. Sen babamın onunla bir güvenmemiyorsun. Aynen, mesela dersin ki hani. Ha, Şahin beni asla aldatmaz. Hayır, hayır dersin. Mesela... Bıçak, hançer. Abartma aşkım ya, ne aldatması ya. Sen de. Hayır, mesela ben örnek olarak veriyorum yani, anladın mı? Mukbek şu an hoşuma gitmedi. Hoşuma gitti. Evet, kötü bir mukbek oldu bu. Yani hani şey olarak diyorum yani, %1 bile ihtimal olsa bu her zaman bir ihtimaldir arkadaşlar. Ben böyleyim. Ama Şahin'e çok güveniyorum. Güvenmesem niye evleneyim? Anam babamı bıraktım da geldi İzmir oralarına. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunuz. Aşrı aşrı memleki ano. Şuradan kapatabiliriz. Niye geleyim buralara? Sevdiğim için geldim tabii ki de. Yani biz kısacası güven problemi yaşamıyoruz arkadaşlar. Bir sürü zorlu yollardan geçtik. 4,5 senedir aşktayız ve arkadaşlığımız da var bayağı bir. Çok tatlısın bu arada. Yani bir de birbirimizin her şeyini ama her şeyini arkadaşken, kankayken, en ince ayrıntısına kadar bildirirse de birbirimizin nasıl insanlar olduğunu çok doğal bir şekilde biliyoruz. Aslında benim çok da bilinecek bir şeyim yoktu. Çok düz bir adamım ben. Ondan sonra şöyle. Bir tane sen seç bakalım. Ha, böyle mi? Hmm. Ama burada soru yok. Hepsi iltifat. Beni TikTok'tan engellediniz. Bir şey demiş. Beni TikTok'tan engellediniz. Bir şey demedim ki. Bilmiyorum. Şeyinde ne kadar gümrük vergisi veriyorsun? Ama bunun için ayrı bir video var. Biz bunu anlattık. Biz bunu anlattık. Biz bunu da cetvelle anlattık. Pervaneyle anlattık.
Çin'de genel olarak aldığınız fiyatların 1/4 kadar gümrük vergisi veriyorsunuz. Sorum yok, seni seviyorum. Ben de kilo veremiyorum, ne yapacağız? Evet. Abla, kıyafetleri nereden alıyorsun? Buna cevap vermek ister misin? Mümkini bu falan canlı yayında, YouTube'da, Instagram'da, özelden, DM'den, video yorumu altına falan her zaman aldığım bir şey. Ben her yerden, her yerden giyiniyorum. Hayatınızdaki idealiniz nedir? Dur şunu şey yapayım. Patates kızartır. Son kalan patates yemeyim. Hayatımdaki idealimi yaşıyorum arkadaşlar. Ya. Oha, düştüm. Bak, sakallı kıllı bıyıklı bir adam ama düştüm şu anda. Çünkü eşimle... Bunu sen güzel, daha hiçbir şey söyleyemem. Eşimle güzel bir evlilik ve güzel bir kariyerdi. Eşimle güzel bir evlilik, mutlu bir evliliğe adım attım. Ve kariyerime de adım atıyorum artık. Ve gün geçtikçe ailem büyüyor. Aynen. O yüzden ideallerimi izi yaşamaya başladık aslında. Benim idealim yok da hani senin üzerinden var. Ben senin çok başarılı olmasını istiyorum. Çok güzel yerlere gelmek istiyorum. Ben de yanında böyle eşin olarak hep bir yancı gibi takılmak istiyorum. Bu bir idealse. Yani senin adına bir ideal. Kendi adıma da yok yani ya. Ya belki mesleğimi hani çok severek yapmadığım için işimi değiştirmek olabilir. Çünkü çok zor bir işim var. Şimdi herkes diyecek, ne iş yapıyorsun? Onu söylemeyeceğim. Hemşire. Şaka. Ya o olabilir kendi adıma. Kuzucuk, ama seninle alakalı çok fazla şey istiyorum yani. İnşallah. Benim birine rica ederim. Öptüm seni. İşte öyle ideallerimizi gerçekleştiriyoruz zaten. Bu arada şey, giyindiğim yerlere yarım kaldı. H&M'den, Instagram'da büyük modadan. Ondan sonra pazarlardan. Yani pazarlardan ben aslında çok ama çok güzel şeyler buluyorum yani. Bence pazarlara muhakkak gitmelisiniz ve karıştırmalısınız. Karıştırdıkça çok ters parçalar buluyorum ve giyiyorum. Sonra artık Shein'den çok güzel şeyler buldum. Bir alışveriş yapmışım. Gümrük vergilerinden söyle istiyorsan. İnsanlar bilgi gelsin. Gümrük vergilerinden bahsediyorum. Ne yapayım? Onun çok güzel şeyler var. Hayır, ne yapayım? İşte, sonra dolaptan bazen işte ihraç fazlası yurt dışı ürünleri buluyorum. Asos işte. Ben duydum galiba, konuşmaktan yiyemiyorum. Neden? Ne bileyim. Asos. Geçelim. İşte Shein. Ondan sonra... falan filan. Sonra Trendyol'da gerçekten büyük beden ürünler var. Onlardan buluyorum. Yani öyle buluyorum tek dükkan. Öyle giyiniyorum. Ve siz de çok beğeniyorsunuz. Sağ olun. Böyle. Neden mesleğini yapmıyorsun diye bir şey var. Bu uzun bir cevap. Bunu ayrıca... Ayrı bir videoda gene. Bu yine uzun bir cevap yani. Tanışma hikayemizi anlattık. Neden çalışmıyorsun? Ben beceremedim. Ben geri gelmişim. Terse bakıyorum, onu fark ettim. İleri gideceğim, geri gitmişim diyor. Biri şey demiş, doya doya modaya katılsana abla. Kesinlikle daha fazla takipçi kazanırsın ki hak ediyorsun bence demiş. Dönersin. Arkadaşlar, birincisi büyük moda gerçekten 50 beden üstü pek insan sevmiyor. Aynen, adı doya doya ama çok da doyamayanların modası. Farkındaysanız yani. Oraya giden herkes zayıfladı. Oraya giden herkes kilo verdi. Öyle bir kural var bence yani. Çünkü oradaki insanlar da göz önünde oldukları için ve jürilerin yorumlarından falan açıkçası rahatsız oldukları için bence kilo vermek istiyorlar yani. Yani aslında programın ismi doya doya moda ama açıkçası pek fazla büyük beden yok zaten. Yani 42 bedeni büyük beden diye gözümüz için sokuyorlar. Hatta Bahar Candan bile orada büyük beden marka olarak şey yaptı. Ben biraz daha göbek yapsam ben de giderim bence. Şu an daha büyük beden marken yani. 85 kilo var mı yani? Doya doya moda. Aynen. Erkek. O yüzden hani doğru bir şey de bozulur. Saçma yani. Madem koy, madem 100 kilo üstü insanlar oraya. Orası da kötü etkiyor. Mesela toplumun doya doya moda algısı, açıyorsun balık etli. Oha diyorlar, bunlar şiş koysa. Büyük beden algıları. Obezler ölsün falan. 80 kiloluk insan zannediyorlar. Büyük beden 80 kilo insan olabilir. Ama 100 kilo, 120 kilo, 130 kilo, 150 kilo insan da olabilir yani. Onların yaşamasını istemeyen bir kitle var. Kendileri çok mükemmelmiş. Onları genelde obez yaplandırıyorlar çünkü farkındaysanız. Kendileri çok mükemmelmiş. Mesela ben bir obezim. Benim adım obez. Obez. Çünkü insanlar bana TikTok'ta sürekli obez. Normal bir dans videosu paylaşıyorum. Ne hakaret ediyorum, ne belli bir kesime laf söylüyorum, dışlıyorum, kötü söz kullanıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Kendi dans videosu paylaşıyorum. Obez. Çoğu da çocuk ya. Yani aile terbiyesi çok önemli bir şey yani. Obeze bak, obezsin falan. Eline yani ebeveynler bazen çocukların eline telefon verip sonra gerisine hiç bakmayıp kontrol etmiyorlar. Ve eline telefon alan çocuk işte TikTok, Instagram vesaire
açıp oradan yani neyse devamını söylemek istemiyorum, anladınız siz. Aile terbiyesi önemli bir şey yani. Kısa i̇şte böyle. O yüzden oraya katılmak istemez, onlar da beni sevmezler. Çünkü ben şişko olmuşum yani. Ben balık eti değilim. Ben gerçek büyük bedenim. Zaten onların gittiği manzaralarda ben kendimi kıyafet bulamam. Ha şey mi? Doya doya mı demin? Kıyamasam. Onlar bana göre bir şey değil. Kıyafet linki var mı? Üzülsün yok aşkım ya. Bir gününü nasıl geçiriyorsun? Onu anlat istersen. Bir gün boyunca ne yapıyorsun? Bu benim sonu sorusun. Artık 30 dakika olmuş. Yani gider bu video 55-40 falan. Ben arayayım sen anlatırken bu arada başka bir şey var mı diye. Abi bir dakika. Ya kestik. Bebek düşünüyor musun sorusu var. Yani ben hemen kısaca söyleyeyim. Şu an değil. Henüz değil. Allah nasip ederse ileride bir gün neden olmasın inşallah. Şimdi. Bir de kız babası olmayı çok isterim. Ha, bir gün nasıl geçiriyorsun? Önce sağlıklı olması sonra kız olması. Bir gün nasıl geçiriyorum? Eğer Şahin evdeyse ben Şahin'in evdeyken günümü anlatayım size. Aynen. Evdeyse veyse evde değilse. Aynen. Kalkıyoruz. Duş alıyoruz. Ondan sonra evimizi topluyoruz. Şöyle bir mutfağımız, tezgahımız falan hani toplu değilse, eğer geceden toplamadıysak. Ondan sonra ben böyle çok güzel kahvaltı yapıyorum. Şahin bana kahvaltı hazırlıyor. Şahin bana yardım ediyor. Sonra ben topluyorum. Çünkü hazırlamayı beceremiyorum. Sonra işte böyle çok güzel kahvaltı yapıyoruz Şahin'le. Böyle iki kişinin yiyeceğinden daha fazla yiyoruz. Detaylara gerek yok aşkım. Ondan sonra ben oturduğum yerde kalıyorum yemek yedikten sonra. Hiç kalkasım gelmiyor. Şahin sofrayı kaldırıyor. Canlı yayında oluyor bazen. Aynen, bazen canlı yayın yapıyoruz işte. Genelde kahvaltı hazırlarken canlı yayın açıyoruz. Herkes bizim canlı yayın açmamızı bekliyor bir evet, ara. Evet, ve herkes benim canlı yayında yemek yememi istiyor. Çünkü çok tatlı yiyor. Kimisi bizi sevdiği için, kimisi hakaret etmek için giriyor. Aynen. He. Ondan sonra işte Şahin onları kaldırıyor, yerleştiriyor. Sonra bana şey diyorlar, kocanı çalıştırma sana kız. Kocan hastalığa çalışıyor. Lütfen şunu okuyayım bakalım. Kocaman. Abla daha önce hakaret görevi yaptınız mı? Acaba çok tanıdık geldiniz bana. Kıza Hakkari'ye mi gittin? Yüksek yüksek tepelere derken. Ya arkadaşlar eşim aslında benim yüksek oğlu. Bunu buradan açıklamak istiyorum. Şaka şaka. Ezbirçime. Bu arada ben Tunceli yaptım askerliği. Hakkari'ye hiç gitmedim ben. Hakkari'ye değilim ben. Gitmedim. Ama çok güzel bir yer biliyor musun aslında? Hayır güzel bir yerdi. Yani ben Kütahyalıyım. Gerçekten güzel bir yer. Burada Hakkari'lere sevmiyorum. Hakkari'ye hiç yolum düşmedi. Varsa Hakkari'den izleyen ne olur yoruma yazsın ya lütfen. Aynen Hakkari'den izleyen varsa lütfen Hakkari'ye. Ben Hakkari'den izliyorum diye yazın lütfen. Şimdi İzmir'deki yazar ben. Yüksek olayım. Şu an burada deniz var. Tamam mı? Komik değil Dinoş. Videomu kirlet. Özür dilerim. Ben sizin bu. Tamam şeker. Ben gidiyorum. Gel. Şaka şaka. Tamam sen devam et. Neydi be? Unuttum. Evet. İşte kahvaltı yapıyoruz. Sonra canlı yapıyoruz. Ondan sonra kapatıyoruz. Markete gidiyoruz. Gezmeye çıkıyoruz. Evi temizliyoruz. Anlık yaşıyoruz aslında. Canımız ne isterse onu yapıyoruz. Aynen canımız ne isterse. Valla evlenmek çok güzel bir şeymiş arkadaşlar. Valla canımız istiyor bazen. Hiçbir şey yapmıyoruz. Öyle yatıyoruz. Arabamız yoktu. Araba aldık. Bazen arada dışarı çıkarız. Aynen. Yani biz aslında evlendiğimizde çok fazla bir şey anlayamadık. Çünkü zaten hem pandemi evlendik, evin içinde tıkılı kaldık ve ben alışma sürecimi zor geçirdim. Yani çünkü annemlere çok düşkün olduğum için. Şöyle anlatayım ben size durumun ne kadar kötü olduğunu, şanssızlığımızı anlarsanız. Evlendik. Ben bir hafta sonra Covid servisine çekildim. Görevlendirmeyle. Evet. Şahin Covid'e verdiler. Şahin çok yoğun çalışmaya başladı. Yani korktuk yani her şeyden önce. Çünkü eşimin aşısı yoktu. Aksattık onu. Biraz ihmal ettik. Hala yok. Yakın bir zamanda aşı olacak. Benim aşım var. Sağlık çalışanı olduğum için. Çok korktuk. Çünkü onun bağışıklığı falan hani çok iyi güçlü olmadığını bildiğim için tedirgin olduk. Yani patatesleri bitti mi? Yok. Ha, bitti aşkım. Patatesleri gömdüm. Öyle bir korkuyla geçtik. Olabilir alırım belki biraz sonra. Şaka yapmıştım. Tamam. Aşk ödemeye bakar mısın? Ondan sonra yani kafamıza göre yaşıyoruz. Canımız o an ne isterse. Mesela TikTok'ta bana şey diyorlar. Sen sürekli hamburger yemiyorsun. Sen sürekli sucuk mu yiyorsun diye. Şey diyorlarmış. Onlar makarna mantı yiyor. Onlar çok zengin. Makarna yemek zenginlikmiş herhalde. Arkadaşlar konuşamadım. İşte. Mesela çok garip. Öğrenci yemeği. Yediğimiz yemeğe kadar karışıyorlar. Canımız ne isterse onu yapıyoruz. Ayrıca yani İzmir gibi sıcak bir ilde bence her gün kuru fasulye pişirmediğim için özür dilerim arkadaşlar. Yani çok fazla sulu yemek gitmiyor çünkü biz hem sıcak hem de bence sulu yemekler kalabalık ailelerde gidiyor. Yani böyle annemler falan mesela
Şahiner'le falan gelse hep beraber öyle gider bence. Tek başımızda biz ne yapacağız? Kuru fasulye mi kaşık yapacağız? Canlı yanında çok sık gelen ve senin çok sevdiğin bir soru var. Bunu cevaplamak isteyeceksindir. Ne? Birbirinizin en sevmediğiniz huylar. Yani. Hadi söyle hadi. Hadi tamam hadi. Hadi duymuyorum. Kapat. Yani. Bazen küçük şey detaylara çok takılması. Sadece çok mu? Şıp sayıyordun ya böyle bir. Şu an bir sesim gelmedi. Benim kötü huyum yok. Gelmedi. Ya o zaman ben de saymayacağım. Zaten benim aklıma o zaman da gelmiyordu. Şimdi de gelmiyor. Çünkü sen çok mükemmel bir insansın. Rica ederim. Şu an aklıma gelmedi gerçekten. Eşim bana araba almıştır. Kötü huyu yok ki. Eşim bana araba almıştır aynen. Hiç kötü huyu yok. Kaç yaşındasın diyorlar? Çok ben sarı. 25 yaşındayım. Sen 26 yaşında. Aynen. Evet. Bunları cevapladık. O kadar da soru gelmemiş be bebeğim. Aşkım ben de SS alamadım çünkü. He güzel. Ve sana ne kaç tane SS atmışım sana? 18 SS atmışım ve sen hala o kadar soru yok diyorsun. Çünkü hepsi aynı. Evet. Çünkü insanlar genelde kiloyu nasıl tanıştığımızda. Ya kıyafet link isteyen ha. Çok var. Nereden giyindim? Yani sorular bu yönde. Kaç kilosun? Nasıl tanıştınız? Niye çalışmıyorsun? Nereden giyiniyorsun? Aynen. Ve kıyafet linki. Mesajlara bak. Bu arada Instagram'da 10K oldum artık. Zafer benimdir. Gerçekten kendi emeğimle. Gerçekten. Kızıya kızıya. Hiç kimseden bir şey dilenmeden. Hiç seni kimseye bir şey demeden. Hiç kimseye laf atmadan sadece. Sadece kendin olarak. Bu bence bir başarıdır. Aynen 10K oldu. Hiç kimseden yardım almadan. Yani hiç herhangi bir takipçi etkinliğine veya herhangi bir antin kutin hiçbir şeye katılmadan en gerçekten kendim 10.000 tane kişiyi kendime. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Arkadaş ettim. Bizi o seven herkesi biz daha çok seviyoruz. Çok mutluyum gerçekten. Seni çok seviyorum. Korkum nazar olmasa Rabbim korusun sevginizi inşallah çalın. Ya, amin inşallah. Teşekkür ederiz. İşte o yüzden Beteyim. Kıyafet linki de artık 10K olduğum için gelir arkadaşlar. Sadece şu sıralar bir arabayla falan uğraşıyoruz ya. O yüzden çok aktif olamayabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın ve bana küsmeyin. Mesajlar da çok geliyor. Yani ben aslında çok küçük bir hesap olmama rağmen gerçekten çok mesaj geliyor. Çok ya. Mesaj geliyor ya. Yani internetten ya böyle çok mesaj geliyor bakamıyorum. Ama gerçekten yemin ederim, geliyor. Yemin ederim. Gerçekten çok mesaj geliyor ve çok hiç kimseye geliyor. Bakamıyorum. Aynen. Bu sefer de kendimi çok kötü hissediyorum yani. Çünkü gerçekten vaktim o kadar boş vakti yok. Çünkü bazen bir 20 mesajı bile cevap vermeye çalışırken gerçekten 40 dakika falan geçiyor mutfaktaki yani. Mutfaktaki kızım, yok mutfaktaki Sinem özür dilerim. Bu durum çok güzel bir şey. İnsanlarla sürekli iletişim halindeyim ama işte bazen mesajlar birikiyor ve ben aslında önemli olan mesajları göremiyorum. Bazen mesela gerçekten bazıları önemsiz olduğu gibi bazıları da çok önemli şeyler oluyor. Göremiyorum. Mesela bazıları işte abla diyorlar gerçekten çok kötü hissediyorum. Kendi psikolojik olarak falan filan. Mesela onunla dertleşmem gerekiyor mesela. Aynen destek istiyorsan. Ama onun üstünde en az 10 tane Shein'den aldığım kıyafetlerin ne kadar ödediğimi, kaç günde geldiğini söylememe rağmen aslında YouTube'a baksana işte. Shein'den aldığım şeyler kaç günde geldi mesajı var mesela. İşte böyle mesajlara karşıyım. Çünkü DM kutusu doluyor ve ben altta aslında gerçekten çok daha önemli, çok daha güzel mesajları göremiyorum. Çünkü benim anlattığım şeyleri bana sürekli soruyorlar. Evet. Ya da mesela aldığım Instagram'ı biraz karıştırsa bulacak aslında. Aynen aldığım kıyafetleri mesela söylüyorum. Orada yorumları belirtmişim. Bana mesela mesajda şey soruyorlar sürekli. Hani bu çok oluyor yani. Nereden aldın? Kaç paradan aldın? Ben göremedim. Ben şey yapmadım falan filan. Ya tabii de çok teşekkür ederim. Hani bana gösterdiğiniz bu hani sevgi falan işte. Ya da işte benden yardım almak. Hani daha doğrusu ben böyle güzel giyindiğimi bulduğunuz için. Hani bu çok güzel bir duygu. Bu konuda zaten hiçbir şey söylemem. Çok teşekkür ederim. Ama bazen gereksiz mesajlar aldım. Çok oluyor. Hatta bazen değil. Çoğu zaman gereksiz mesajlar alıyorum. Yani söylediğim şeyleri bazen çok bana soruyorsunuz. Bundan dolayı da mesaj kutum dolayı ve asıl cevap vermek zorunda olduklarına cevap veremiyorum. Bu da buradan küçücük bir sistem olsun. Demin ben söylemedim. Şey mutfaktaki Sinem bugün kızımın doğum günü 1 yaşına girecek. Lütfen buradan kutlayın demiş ama kızın ismini falan yazmamış. Aa, kutlamış Gülten olalım. Ben onu biliyorum Gülten. Gülten minik kızının doğum günü kutlu olsun. Geçti ama. Aynen bayağı geçmiş bir şekilde doğum günü kutluyorum tamam mı? Yapıyoruz tam bir şey. Ve artık şey diyorum. Şey son dur hiç ya yeter başlarım sosyal medyasına dediğin zaman oldu mu hani? Aa, bu soruyu Arzu Başkan sordu. Arzu Başkan öley. Arzu Başkan öley. Çok seviyorum. Arzu Başkan. İnşallah izlersin Arzu abla. Arzu Başkan. Hiç yeter ya başlarım dedim oldu mu hani bıktın falan oldu mu diyor yani. Şöyle ki daha bunu demedim. Çünkü daha yeni başlıyor. Zamanı var daha. Zamanı var. Ama şöyle söylüyorum açıkçası daha doğrusu. Mesela atıyorum bu hamburger canlı yayın TikTok'tan canlı yayını yayın açıp yapıyordu ve
sürekli bana şey yazdılar. İşte anca ye, sen her gün yemek yiyorsun. Arkadaşlar her gün yemek yenir zaten. İnsanlar sabah kalktığında yemek yerler. Sen yemek yiyorsun diye kızan insanlar. Siz besinlerin oksitlenmiş kalıntılarını yiyorsunuz sabah kalktığınızda. Bunun için hiçbir şey yapamam arkadaşlar, kusura bakmayın. Şey gibi oldu, siz annesi tarafından yetiştirme var ya. Tabii siz... Neydi o be? Ben hayatta söyleyemem onu şimdi. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocukların her bakıma yetersiz gördüğünüz bir kadına emniyet bir şiddete karşısınız ama... Bu. Senden korktum. Tekrardan. Bazen senden korkuyorum. TikTok karılar öyle diyor. Diyor ki karından korkuyorsun diyorlar. Öyle mi diyorlar? Aynen. Ya ben hanımcı bir insanım. Ben mesela bunu her yerde itiraf ediyorum. Bana mesela hastanede de çok dalga geçiyorlar. İşte Şahin ne bileyim eşiyle falan konuşuyor. Bazen babam da dalga geçiyor. Ne bileyim kendi çok aşın erkek olduğu için. Benim ölüp ya. He? Ben onun dalga geçtiğini falan duyuyordum, onu hissediyordum. Tabii. Aynen öyle, şakayla diyor ya, onun, evet. Onun şakaları. Şey bu mesela. Gerçek söylüyor ama şaka yapıyor. Bunu geliyor izlerken. Buraya kadar izlemez muhtemelen. Eskiden ya. Sevdiğim gelin. Yani ailem dahil dalga geçen çok oluyor ama ben bundan hiçbir zaman gocunmuyorum. Hiçbir zaman ne bileyim onlar öyle düşünüyor diye üzülmüyorum. Hiçbir zaman da mutsuz olmuyorum. Bence bir insanın evinde eşi mutluysa eğer, hanımı mutluysa, yani o evin huzuru, neşesi, mutluluğu bol olur. Ama yok, sen mesela çok sert, çok haşin bir erkek olacaksın. Ben eşime işte şöyle kötü davranacağım, onu hiçbir yere göndermeyeceğim. Yok efendim, annesinin evine bile gidemeyecek, işte kısa kolu giyemez bilmem ne falan var. Böyle insanlar çok fazla var. Yani Türkiye'de yaşıyoruz maalesef ki. Bilmiyorum, o evin bence ne beti, ne bereketi, ne huzuru, ne mutluluğu, ne neşesi daim olmaz yani. Ben o şekilde düşünüyorum. Ve büyük ihtimalle yani Allah sağlık sıhhat verdiği sürece, müddetçe, ölene kadar da bu fikirlerimiz değişmeyecek. Ya mi? Çok tatlısın. Gel, seni çok sevdim çünkü. Ben de seni çok sevdim. Anla. Şahin dedikleriniz bence kulağınızı küpedin. Kadınlar size dedin. Ben şunu düşünüyorum. Gerçekten Şahin dediklerinizi... Bir kız kardeşim olsaydı mesela, atıyorum, bazı kızlar yapıyor ya böyle, özür dilerim aşkına falan öyle. Çok yaptım bunu. Mesela kız kardeşim olsaydı mesela bir bazı kızlar diyor böyle, işte erkek dediğin sert olsun, haşın olsun, işte öğütülsün, öğütülsün, beni dövsün falan, böyle kafalar yaşayan insanlar çok var yani. Kesinlikle ama kesinlikle Allah nasip ederse ne bir kızımın o şekilde bir adamla beraber olmasını isterim. Yani arkadaş bile olmasını istemem. Ne de kız kardeşimin olsa da isterdim. Ne de eşimin kız kardeşi Ceren'in, ki o da benim kız kardeşim gibi zaten. Öyle bir insanın hayatında olmasını isterim. İkinci hamburgerimi yesen bana obez demezsiniz umarım. Yiyorum çünkü. Zaten video bittikten sonra yeriz. Aynen. İşte böyle. Şahin'e kesinlikle soru katılıyorum. Ve Şahin dediği şeye şöyle söylüyorum. Bence de bir kadın eğer yaşadığı yerde mutlu ediliyorsa etrafına her zaman neşe saçar. Ben de öyleyim. Ben burada mutlu olduğum için, Şahin beni çok sevip mutlu ettiği için ben de etrafıma neşe saçıyorum ve Şahin'i de mutlu ediyorum. Böyle. Yani sorularınızı elimizden geldiğince de cevaplamak istedik ama bazen... Çok da soru yok ya. Aynen, sürekli aynı şeyler var çünkü. Ama gene de yaparız yani. Tekrar yaparız zaten. Açarız gene bir soru başlığı böyle. Hani aynen, belli konularda falan mesela, siz de ne isterseniz. Ama önce nasıl tanıştığımızın uzun hali gelir. Evet. Sonra işte gelir. Kilo konusunda sinirli bir video gelebilir belki. Aynen, belki kilo konusunda sinirli bir video gelebilir. Belki çünkü... hiç girmeyiz. Bilmiyorum. Çünkü sen gençler desin, teyzelerden çok sıkıldık arkadaşlar. Aynen ki sıkılmaya devam edeceğiz. Hayatımız onu gösteriyor maalesef. Aynen. Üzülerek. Yani bu bizim suçumuz değil. Bu yaşadığımız toplumla alakalı bir şey. Yani öyle tanışma videosu falan gelir. Hepsi uzun yani. Meslek videosu gelebilir belki. Sen bilirsin. Böyle. Evet. Böyleydi. Nasıl kapatacağız? Nasıl kapatalım? Çok tatlısın yine seni. Ya 44 dakika olmuş. Bilmiyorum hani hepsini yayınlar mıyız ama bu... Şu dakikaya bence kadar. Bence hiç kesmeden yayınlayalım. Olabilir. Sen nasıl istersen. Bu şu dakikaya kadar. Hiç doğrunu bozmayalım. Yani. İyisiyle kötüsüyle. Böyle. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Bizi seven. Sevmeyen bize de değil. Bize destek veren. Aynen, ama hakaret edenler değil. Aynen. Bizi sevmek zorunda tabii ki değilsiniz. Bizi desteklemek zorunda da değilsiniz. Biz de herkesi sevmiyoruz. Ama yeter ki. Biz de kimseyi yani. Yeter ki bize hakaret etmeyin. Ama bunu ancak çok fazla beyniniz olduğunu düşünmüyorum. Yani yapacak insanların bunu anlayacak kapasitesi yok. Çünkü evet, bazı insanlar da mesela problem şu, eleştiri ve hakaret arasındaki farkı kesinlikle anlayamıyor. Aynen yani bunu öyle kavrayamayan çok fazla insan var. O yüzden onlara bir şey demiyorum. İzleyen herkese, bizi seven, bizi beğenen herkese çok teşekkür ederiz. Aynen. Lütfen yorumlarınızı bize eksik etmeyin. Aynen. Ve
beğenmeyi unutmayın. Az da olsa bir şeyler yazın lütfen. Bu video eğer olur da böyle keşfette falan görürseniz lütfen kanalıma abone olmayı. YouTube'un keşfeti var değil mi? Keşfeti var. Düşer miyiz? Hani böyle abone olmayı unutmayın. Hatta bildirim çanı ziline tıklayabilirsiniz. Evet, isterseniz. Zaten eşim çok sık video atamıyor bu aralar. Nadiren de olsa haber alırsınız yani. Açın burada. Burada ya da burada bir yerde bilmiyoruz. Nerede bilmiyoruz, o kadar daha YouTube'a. Şurada bile olabilir yani. Aynen, YouTube'a daha o kadar çok şey değiliz. İşte böyle. Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki YouTube videosunda görüşmek dileklerimle. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye.